Değerli konuklar, Son Söz Siyaset'in programında bu akşam Saadet Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanlığı'nın Kemal Yılmaz Başkanımızın daveti üzerine ve arkadaşlarının, genel başkan yardımcılarının daveti üzerine Zeytinburnu'ndayız. Allah razı olsun. Ağırladınız, yemeğinizi yedik, helal edin öncelikle. Biraz geciktik trafikten dolayı, kusura bakmayın. Başkanım, birkaç soruyla şöyle bir sohbet edelim istiyorum. Ülkenin maalesef içinde bulunduğu durumlar malumunuz. Hem içeride hem dışarıda. İki hafta önce il başkanınızın davetlisi olarak orada da katıldık. Fikirlerimizi beyan ettik. Ve şu an bir gazeteci, bir televizyon yapımcısı olarak çok mutluyum. Neden? Orada il başkanımız Sayın Sevim'e söylemiş olduğumuz sözün bir fiil gerçekleşmeye başladığını görüyoruz. Orada izlememiş olabilirsiniz. Ben arz edeyim tekrar. Şunu söylemiştik. Neden Saadet Partisi uyuyan dev pozisyonunda milli görüş sıfatını biraz daha açarak merkezi neden kendi uhdesinde toplamaya çalışmıyor şeklinde naçizane fikrimizi beyan etmiştik. Görüyoruz ki tevafuk diyelim. Sayın Genel Başkanımız Temel Bey bir hafta sonra planlanmış bir şekilde, çok güzel bir şekilde diyaloglara geçti. Randevu şeklinde, yani bir sırası var mutlaka. Başladı. Bu tabii tepkiler de alıyor, memnuniyet de alıyor. Siz bu süreçte, az önce de söylediniz, her şekilde tüm partilere açığız diyor. Ama diğer taraftan da naçizane fikrim, kurgulanmış bir oyun var. Yani HDP'yi dün akşam bir kanalda özellikle Saadet Partisi'nin adı bile zikredilmiyor, yok sayılıyor. Sanki bir yerlerden düğmeye basılmış da böyle bir parti hiç yokmuş gibi hiçbir denklemde adı geçirilmiyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Tabii bu aslında önemli bir soru. Bize de sürekli bu tür sorular geliyor. Yani Türk siyasi hayatına damgasını vurmuş, 45-50 yıllık bir siyasi geçmiş olan bir partinin 0.7 en son aldığımız o yüzdesiyle ilgili. Ama biz şunu biliyoruz ki Saadet Partisi'nin siyasete kattığı güç 0.7'nin çok daha üstünde. Kesinlikle. Yani Saadet Partisi Türk siyasetinin belirleyici ana aktörlerinden biridir. Nevzat Çiçek gazeteci şöyle bir ifade kullanmıştı. Diyordu ki eğer Saadet Partisi bir şey söylüyorsa onu mutlaka kale almak zorundasınız. Yani Saadet Partisi'nin söylediğini kale alacaksınız. Eğer almazsanız kafanızı taşa vuruyorsunuz. Çünkü biz yıllardan beri söylediklerimize baktığımız zaman Cennet Mekan hocamızın ikazları vesaireler bugün gün yüzü gibi ortaya çıktığını görüyoruz. Evet. İşte ırkçı siyonizmin yapmak istediği hedefler açısından geldiği nokta, FETÖ ile alakalı söylemiş olduğu şeyler, ülkemizin bu ekonomik yapıyla gittiği sürece hangi noktalara evrileceğinin, geleceğinin öngörüsünü o zamanlardan bize haber vermişti. Yani Saadet Partisi olaylara iyi teşhis koyabilen ve tedavi yollarını en iyi bilen bir siyasi hareket. Dolayısıyla biz bu memlekette biraz önce ifade ettiğiniz üzere bu emperyalizmin oyunu bozacağını bildiklerinden dolayı bizi yok farz ediyorlar. Bizi karartıyorlar tabiri caizse, ama onlar istedikleri kadar bizi yok farz etsinler. Biz teşkilat gücümüzle elhamdülillah son bir aydır İstanbul'da 25 ilçemizin kongrelerini yaptık. Bunlardan biri de Zeytinburnu. Elhamdülillah. Yani bizim yaptığımız kongreleri inanın samimi söylüyorum, bugünkü İktidar Partisi AK Parti yapamaz. Evet. Görkemli, coşkulu. İzliyorum, izliyorum. Efendim söyleyeyim, birçok kongremize genel başkanımız katıldı. İl başkanımız Abdullah Sevim Bey de kongremize geldi. Elhamdülillah. Çok büyük bir gelişme içerisinde şu anda. Yani medyada da artık yer bulur hale geldi. Elhamdülillah. Çünkü mızrak çuvala sığmıyor artık. Mutlaka gösterecekler bizi. Hem yani bizi yok farz etmenin hiç kimseye faydası yok. Ne ülkemiz insanı ne dünya insanının hiçbir faydası yok. Bizi bu medya ne kadar çok tanıtırsa, ne kadar öne çıkartırsa hem ülkemiz açısından hem dünya insanlığı açısından büyük bir iş yapmış olur. İnşallah. Bizi ne kadar çok karartırlarsa bu insanlar da o kadar kötülük yapmış olurlar. Biz şunu ifade ediyoruz. Türkiye'de Saadet Partisi ne kadar güçsüzse
Türkiye de o kadar güçsüzdür. Türkiye ne kadar güçsüzse İslam ülkeleri de o denli güçsüzdür. Türkiye ne kadar güçlü olursa, ki Saadet Partisi ne kadar güçlü olursa Türkiye o kadar güçlü olur. Türkiye ne kadar güçlü olursa İslam ülkeleri de o denli güçlü olur. Biz bunu biliyoruz, bunu görüyoruz. Dolayısıyla biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme açısından büyük bir tarihi misyon üstlenmişiz. İşte biraz önce ifade ettim, taş üstünde taş, omuz üstünde baş kalmamış İslam ülkelerinin hepsi perin perişan olmuş. Üzülüyoruz, bir şey yapamamanın ezikliğini yaşıyoruz. Biz Türkiye olarak maalesef geçmişte çok iyi hatırlayacaksınız. Irak-Amerika Savaşı'nda dahi biz Amerika'nın yanında yer almış bir devletiz. Evet. Libya Savaşı'nda maalesef NATO'nun emrini 5 tane savaş gemimizi vererek Libya'yı göçerten gücün yanında yer almışız. Bunlar doğru şeyler değil. Biz bunlara nasıl destek verelim? Nasıl yardımcı olalım? Kurdistan Birliği'ne hemen destek verelim. Yapın iyi şeyleri, ki yaptığı işçilerin hepsini takdir ediyoruz. İşte yol yapmış, köprü yapmış. Bunlar güzel hizmetler ama Türkiye'yi güçlendirecek hizmetler değil maalesef. Bu göbeğimizi büyütüyor. Kaslarımızı güçlendirecek, geliştirecek. Mutlaka üretim, sanayiye, yüksek teknolojiye yatırımlar yapmamız gerekiyor. Bu noktada sıkıntılarımız var. İşsizlik almış başını gitmiş. Üniversite öğrencilerimiz maalesef okulunu bitirenler geleceğe umutla bakamıyor. Yani neresinden bakarsanız bakın bir fecaati yaşıyoruz. Ama ülkeyi yöneten insanlar her şeyi güllük gülistanlık gösteriyorlar. Biz bunun böyle olmadığını halkın içerisinde yaşayan insanlar olarak görüyoruz. Görüyoruz. Dolayısıyla Saadet Partisi'nin gizlenmesi şu anda düşünülüyor. Öyle de yapılmaya çalışılıyor ama Saadet Partisi'nin kabuğunu yırtmıştır elhamdülillah. Şu anda milletin önündedir. Ve milleti de inşallah arkasında sürüklemek suretiyle yeniden büyük Türkiye, yaşanalı bir Türkiye'yi, yeni bir dünyayı kurmanın azmi gayreti içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz inşallah. Son yine iki hafta içinde güzel bir haber. Türkiye'nin ilk doğal gaz arayabilen komple tesisatlı bir gemi sahibi oldu. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karasuları içinde tanınsa da tanınmasa da Allah nasip ederse biz sondaj çalışmalarına başlayacağımızı beyan ettik Türkiye olarak. Bu noktada Saadet Partisi Kıbrıs'ta imzası olan bir parti ve lidere sahipken KKTC'nin tanınması konusunda ne düşünüyorsunuz, ne gibi hamleleriniz var? Bizim işte Azerbaycan en yakın örneğimiz, iki devlet, tek millet diyoruz. Her noktada beraberiz. Fakat ona dahi KKTC'yi tanıtma konusunda yavaş mı kalıyoruz, zayıf mı kalıyoruz? Neler ters gidiyor? Saadet Partisi'nin bu konudaki fikri nedir? Tabii Kıbrıs bizim son 300 yılda aldığımız tek kara parçası. Evet. Rahmetli Erbakan hocamız elhamdülillah 74 senesinde Kıbrıs'a yapmış olduğu barış harekatıyla beraber orada zulüm gören Müslüman kardeşlerimiz, Türk kardeşlerimizin oradaki yapılan zulümlerin engel olmuştur. Bu bizim için milli görüş tarihinin en şerefli anılarından bir tanesi. Dolayısıyla Kıbrıs'ın stratejik önemi açısından da. Mesela ben bundan birkaç sene önce eski Ankara Büyükelçisi olması lazım Kıbrıs'ın. Onun Fatih Teşkilatımızın yaptığı bir konferansa gittim. Yani o kadar ilginç şeyler anlattı ki. Yani Kıbrıs üzerinde birçok ülkenin, birçok Yunanistan bunun içerisinde özellikle İngilizlerin vesaire, Amerika'nın, bütün emperyal güçlerin, İsrail'in dahi Kıbrıs üzerinde büyük emellerinin olduğunu. Çünkü o kara sularına hakim olduğu zaman oradaki petrol yatakları, doğal gaz yataklarının da hakim olabileceğini. Yani matematiksel olarak harita üzerinde çok gösterdi. Ben hayretler içerisinde kaldım. Ama bu ülkeyi yöneten insanlar maalesef Kuzey Kıbrıs Rum kesiminin Rum kesimiyle beraber birleşmesiyle ilgili büyük bir gayret sarf ettiler. %66-70'e yakında hala ediliyor. Yüksek bir oranda da Rum kesimiyle birleşme kararı çıktı Türk kesiminde. Ama elhamdülillah Rum kesimi buna hayır dedi de birleşme olmadı. Yani birleşme olmuş olsaydı Allah muhafaza buyursun tek eski şekliyle beraber yani süreç tekrar başlayacaktı. Yani Allah'ın bir yardımı oldu. Yani Türkiye'yi yöneten insanlar Kıbrıs'ın ne kadar öneme haiz olduğunu farkında değiller. Ben buna inanıyorum yani. Yani biz KKTC olarak devamından yanayız. Kesinlikle bizim Kıbrıs diye bir problem mi, sıkıntımız yok. Orada iki devlet var. Herkes kendi yoluna bakacak. Zaten cumhuriyeti kurmuşuz. Bitti. Toplum seviyesinden, taba seviyesinden millet seviyesine gelmişiz. Tekrar milletten topluma dönmek zaten aklın mantığa ters. Gerek olmayan şeyleri gündeme getiriyoruz. Yani yarayı kaşıyoruz. Yani yara da yok aslında da
bir şeyleri ortaya getirmek suretiyle sanki çözüm üretiyorlar. Yani, orada öyle bir sıkıntı yok ki bir çözüm üretelim. Yani biz Kıbrıs'ı, Kuzey Kıbrıs'ı nasıl ayağa kaldıracağız? Kendi ekonomik gücünü nasıl efendim elde edecek? Kıbrıs bize ihtiyacı olmadan, muhtaç olmadan, biz biliyoruz ki Türkiye hükümeti Kıbrıs'ı destekliyor mesela. Evet, evet. Ama Kıbrıs kendi ayaklarının üzerinde nasıl duracak? Yani onun gayreti içerisinde olmamız lazım. Çözüm projeleri üretmemiz lazım. Tabii ki. Kemal Başkanım, ikinci dönem başkansınız. Evet. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Gerek Cemil Başkanımız, gelen Levent Çocuk Başkanımız, bir sağ kolunuzda, biri sol kolunuzda. Evet. Güzel bir kardeşim, uyum içinde. Evet. Özellikle beyefendiyle evet, tanışamadık. Güzel bir görüntü veriyorsunuz. Bu görüntüde kalmıyor icraatla. Özet olarak son sorum. Yeni dönemde, yeni başkanlığınızda Zeytinburnu ile ilgili şu anki mevcut üye sayınız, yakın plandaki hedefiniz ve seçimlere kadar ki hedefiniz nedir? Onu da alalım, alanınızı kapatalım. Tabii Allah razı olsun. İyi temenniniz için teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak bize de yüz aklı versin inşallah. Bu görevler hakikaten Allah'ın rızasına matuk çalışmaları yapmamızın zorunlu olduğunu inandığımız hizmetler, görevler. Bunlar bizim için olmazsa olmaz. Nasıl namaz kılmak bizim için dini bir vecibe ise, oruç tutmak nasıl dini vecibe ise, bu cihat hareketinde bu güzel çalışmaları yapmak da bizim için o denli büyük ibadetlerden. Evet. Yani cihat ibadet ediyoruz. Cihat da Erbakan hocamızın tabiriyle Kur'an nizamını kurmak ve yürütmek için bütün gücümüzle çalışmak. Amacımız ve gayemiz bu. Zeytinburnu özelinde de inşallah kongremize gelen STK'larımız var, sivil toplum örgütlerimiz var, muhtarlarımız var, derneklerimiz, spor kulüplerimiz var. İnşallah onları iade ziyaretlerle şu anda işe başladık tabiri caizse. Onları ziyaret ediyoruz. Bundan birkaç hafta önce, birkaç gün önce diyelim, Urfalılar Derneği'ni ziyaret ettik. Rumeliler Derneği'nden bir randevu talebimiz var. Spor kulüpleri vesaire. Muhtarlarımıza günlük olarak gideceğiz inşallah. Onlara teşekkürlerimizi ileteceğiz. Bu noktada tabii biz Zeytinburnu'nda elhamdülillah 13 mahallemiz var. 13 mahallemizde teşkilatlarımız var. Birkaç eksiğimizle beraber tamam sayılır. Çok onlarla beraber inşallah sinir uçlarına inmek suretiyle, yani mahallelerimize kadar inmek suretiyle İnşallah bu milletimizi bilinçlendirmek ve şuurlandırmak durumundayız. İnşallah. Üzerimize böyle bir sorumluluk var. İşte sizler gibi biraz önce ifade ettim. Temiz medyamız maalesef çok az. İşte havuz medyası deniyor. Başka kartel medyası deniyor vesaire vesaire deniyor. Ya bu toplum bilinçlendirmesi gereken medya maalesef, görsel ve yazılı medya maalesef milleti uyutmaktan başka bir şey yaptığı yok. Evet. Sizleri tenzih ederim. Sağ olun. Ama bizim üzerimizde büyük bir görev var. İnşallah mahalle teşkilatlarımız olarak organize bir şekilde. Şu anda bir sandık çalışmasına başladık. İşte her sandıkta da 250-300 seçmene yakın bir seçmen var. Onları bütün kardeşlerimize zimmetlemek suretiyle tek tek kapı kapı dolaşıp hanım kardeşlerimize hanımlar, genç kardeşlerimize gençler, işte belli bir yaşın üzerindeki kardeşlerimize de işte bizler gitmek suretiyle inşallah insanların ünsiyet kurmaya çalışacağız. Allah yani kardeş olduğumuzu, bu memlekette yaşayacaksak hep beraber kardeşlik ortamı içerisinde yaşayacağımızı, farklı düşüncelere sahip olmamızın bizim aramızda bir düşmanlık sebebi olmayacağını ifade edeceğiz. Eğer kurtulursak hep beraber kurtulacağımızı, eğer batacaksak da hep beraber batacağımızı söyleyeceğiz. Kurtuluşun, Erbakan hocamız hep ifade etmiştir, İslamsız saadet olmaz. İslam dışında bir nizamdan hayır bekleyen, kurtuluş bekleyen bir toplum iflah olmaz. İslamsız saadet olmaz. Şuurlu Müslüman olacağız. Lehimize ve aleyhimize olan şeyleri bileceğiz. Yani nasıl ticaret yapıyoruz, karımızı zararımızı biliyorsak, bir Müslüman olarak da biz ne yaparsak zarar ederiz, ne yaparsak kar ederiz iyi bileceğiz, Müslümanca davranacağız. Yani ne söylüyorsak onu yaşayacağız. Yani sözde Müslüman olmayacağız. Bir de biraz önce ifade ettiğimiz gibi toplumun kurtulması için, bütün insanlığın kurtulması için gayret ve cehd içerisinde olacağız. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımız artarak devam edecek. İnşallah. Önümüzde de kısa bir süre içerisinde, ki 14 ay deniyor. Erken olur mu olmaz mı onu da bilmiyoruz. Ama inşallah Saadet Partisi seçimlere en güçlü şekilde girip en büyük zaferlerle Cenab-ı Hak inşallah bizleri ödüllendirir. İnşallah. Biz de bu millete hizmet etme imkanı Çok buluruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Yüreğinize, ayağınıza sağlık. Sevgili seyirciler, Doruk Türk olarak temiz televizyon, temiz toplum diyorduk. Sloganımız buydu. Aynı cümleleri Saadet Partisi'nin yetkililerinden duyuyoruz. Bu güzel bir şey. İnşallah her şey gönlümüzce olsun. Türkiye'yi güzel günler beklesin. Allah'a ısmarladık. Hayırlı günler.